Galatasaray'ın yeni transferinin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Fransız ekibi Nice'le arasındaki ipler gerilen ve istediği süreyi bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen yıldız futbolcu Danilo Barbosa aslan oluyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre sarı kırmızılılar tarafından Barbosa'ya önerilen yıllık ücretse 1,5 milyon euro ve sözleşmede puan başı prim yok. Fransız medyası konuyla ilgili aktardığı haberde, Galatasaray'ın Danilo Barbosa'yı 3 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyerek 5 yıllığına kadrosuna kattığını ve yıldız oyuncunun İstanbul'a geleceği tarihinde belli olduğunu iddia etti. L'Equipe yansıyan haberin detaylarında Danilo'nun Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından transferinin netleşeceği ve oyuncunun anlaşmayı tamamlamak için İstanbul'a geleceği duyuruldu. Galatasaray'da bomba Fatih Terim gelişmesi. Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin görevine son verdiği Fatih Terim'le ilgili son dakika haberleri geliyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına konuşan tecrübeli teknik adam, zihinsel olarak rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var ifadelerini kullanmıştı. Ancak Fatih Terim'in yeni adresinin belli olduğu iddia edildi. Bilindiği gibi Galatasaray'da Süper Lig'in 20. haftasında alınan 1-0'lık Giresunspor yenilgisi sonrası teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrılmıştı. Sarı Kırmızılılardaki gençlik projesi kısa süren ancak Galatasaray taraftarının geri dönmesini istediği Fatih Terim ise uzun süren suskunluğunu İngiliz The Athletic'e bozmuştu. Tecrübeli teknik adam yaşadıklarıyla ilgili olarak, "Bu sezonun başında Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdik. Kolay olmayacak dedik. Ayrılık kararı beklediğim bir şey değildi. Şimdi zihinsel olarak rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullanmıştı. Ancak akşamın haberine göre Fatih Terim kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Birçok Avrupa kulübünden resmi teklif alan Fatih Terim'in gönlünün ise 2022 Dünya Kupası'nda olduğu öğrenildi. Tam bir yıldır Fatih Terim'in peşinde koşan Katar milli takımı tecrübeli hoca ile ilgili ısrarını sürdürüyor. 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Fatih Terim'in de bu kez teklifi kabul etmeyi düşündüğü ve en büyük futbol organizasyonunda yerini almak istediği belirtiliyor. Galatasaray camiasının önemli isimlerine göre 2-3 yıl içinde emekli olma kararını açıklayacak olan Terim'in bu imzasının son kontratı olması bekleniyor. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü. Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söylemekten çekinmeyen Umut Bozok'un gözü de tüm Galatasaray taraftarınınki gibi başkanlık seçimlerinde. Bu sezon kendini aşan ve gol krallığı yarışında en iddialı isim olan Bozok, başkan Burak Elmas'la prensip anlaşmasına varmış ve gelecek sezon Galatasaray forması giymeye evet demişti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kendisiyle ilgilendiği ortamda 25 yaşındaki golcü, Galatasaray'ın durumuna göre yol haritası belirleyecek. Öyle ki hem Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktörü Cenk Ergün, hem de Metin Öztürk'ün Flore lideri Levent Nazifoğlu, Umut Bozok'un menajerine "Bizi bekleyin" mesajı gönderdi. Bu mesajlar Galatasaray hayali kuran golcü oyuncuyu mutlu etti. Kasımpaşa formasıyla gol krallığına koşan Umut, kariyerinde ise toplamda 66 gol atıp 18 asist yaparak takımlarına tam 74 gollük katkı sağladı. Galatasaray'da Fatih Terim bombası. Normal şartlar altında 30 Nisan'da seçime gitmesi gereken Galatasaray'da sular yine durulmuyor. Mahkemenin aldığı tedbir kararı nedeniyle seçim süreci iptal olan sarı kırmızılılarda durumu dikkatle takip eden Terim, yeni bir seçim takvimi oluşması halinde elini taşın altına koymaya karar verdi. Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Rezan Epözdemir ve Dinçer Azapan başta olmak üzere birçok genel kurul üyesinin teveccühünü alan Terim, futbolu futboldan gelenlerin ağırlıklı olduğu bir ekiple yönetmek istiyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'da seçim gündemiyle ilgili bekleyişte başlamış oldu. Son yıllarda sık sık bu tarz kaos ortamlarına girerek yıpranan sarı kırmızılılarda yapılacak tüzük değişikliğiyle birlikte idari İbra garabetinin de kaldırılacağı öğrenildi. Kulüpte verilen kararların dış mekanizmalar tarafından bu kadar müdahaleye açık olması Galatasaraylıları son derece rahatsız etmeye başladı zira. Erman Toroğlu'dan Galatasaray yorumu. Merhaba dostlar, ne haber? Galatasaray'ımız sezonun 33. haftasında kendi sahasında yeni Malatyaspor'u konuk etti. Zorlu maçta kazanmayı bilen sarı kırmızılılar önemli bir 3 puan elde etti. Birlikte oynadığı bir maçlık aranın ardından sahadan yine galibiyetle ayrıldı. Nef stadyumunda saat 20.30'da başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmada galip gelen Cimbom gelecek maçta 24 Nisan Pazar günü saat 20.30'da İzmir temsilcisi Altay'a konuk olacak. Galatasaray'ın galibiyetini değerlendiren ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Galatasaray kazanmayı hak etti. Zaten Galatasaray kadro kalitesine bakıldığında puan durumundaki kötü yerini hak etmiyor. Maça favori olarak çıkan Galatasaray favori gibi oynayıp kazanmayı bildi. Adım attırmadılar Malatya takımına. İfadelerini kullandı. Sizce Galatasaray'ımız gelecek hafta Altay deplasmanında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'da deprem. Galatasaray Kulübü'nün son olan genel kurul toplantısı bir kez daha mahkemelik oldu. Hukukçulara göre genel kuruldaki tüm kararlar geçersiz olabilir. 26 Mart'ta başlayıp 25 saat süren toplantıda 27 Mart sabahı 9'da yapılan oylamayla kulüp üyeliğinden ihracına karar verilen Mustafa Cengiz döneminin Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, genel kurulda alınan kararların iptali için 9. Asli Hukuk Mahkemesi nezdinde iptal davası açtı. Erdoğmuş, genel kurulda tüzük ve mevzuata aykırı davranışlar yaşandığından hareketle toplantıda alınan kararların sakat olduğunu savunup tamamının iptalini ve bu yönde ihtiyati tedbir kararının verilmesini talep etti. Erdoğmuş'un dava dilekçesinde genel kuruldaki kapalı usul oylama ve oylama öncesi sayım yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu savunuldu. Dernekler mevzuatına göre genel kurul toplantısına katılan bir üye, toplantıda alınan herhangi bir kararla ilgili iptal davası açabiliyor. Daha önce 2011 yılında dönemin Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın ibrazsızlığı üzerine kulüp üyeleri Dilara Endican, Samim Baki ve Kayhan Berberoğlu iptal davası açmış ve kazanmışlardı. Ayrıca Yargıtay idari ibrazsızlığın hukuka aykırı olduğunu da yerleşmiş içtihatlarıyla belirlemişti.